Selamünaleyküm. Herkese merhaba. Bu hafta aslında benim çok uzun zamandır çekmeyi planladığım bir video serisi var. Böyle güvenli sürüşle ilgili temel şeyleri tabii ki. Ben bir güvenli sürüş uzmanı değilim. Fakat temel hatalar var insanların yaptığı. Benim de bildiğim. Bunları paylaşmak istiyorum. Bir video serisi yapmayı düşünüyordum ama bu sefer kısa videolarla böyle sizlere faydalı olmayı hedefliyorum. Umarım olur. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bu aralar videolarda bir paylaşım sorunumuz var. İzlenmeler çok düşük gidiyor. Neden bilmiyorum ama videolarım önerilmiyor. Dolayısıyla eğer videoyu beğenir ve yorum yaparsanız çok memnun olurum. Bana destek olmuş olursunuz. Panik frenle ilgili bir video çekmek istiyorum. Panik fren konusu aslında birçoğumuz sürücü kursunda bununla ilgili eğitim alıyoruz. Ben de tam olarak bu noktaya değinmek istiyorum. Sürücü kursunda almış olduğumuz panik fren eğitimi ve gerçek hayatta yolda kullanmış olduğumuz panik fren aralarındaki farklar ne? Kısaca sizlere bunları göstereceğim. Şimdi öncelikle sürücü kursunda bize ne gösteriyorlar? Bir ona bakalım. Nasıl fren yapmamızı tavsiye ediyorlar? Ve bu doğru mu? Onu konuşalım. Sürüşe başladık ve frenlememiz gerekiyor. Telefon falan düştü. Hepsi. Bize öğretilen panik fren bu. Debriyaj ve freni aynı anda basmak. Peki gerçek hayatta bunu kullanıyor muyuz? Trafikte, otobanda. Bunu nerelerde kullanmalıyız? Bu yanlış bir frenleme değil. Kesinlikle doğru. Aslında bu videoda bunu bir tatbik ettik. Fren yaptım, durdum ve kalktım. İşte asıl zaten buradaki önemli mesele bu. Arabayı stop ettirmemek. Düşük hızlarda evet yapılması gereken panik fren bu. Debriyaj ve freni aynı anda basmak ki araba stop etmesin. Eğer önümüzdeki tehlikeden kurtulduysak arkamızdaki trafiği tehlikeye sokmadan hızlı bir şekilde oradan tekrar kalkmamız gerekebilir. Bu durumda bu arabanın stop etmemesi lazım. Dolayısıyla debriyaja basmak zorundayız. Peki otobanda nasıl fren yapacağız? 120 ile gidiyoruz, 140 ile gidiyoruz. Hız sınırlarımız da yükseldi biliyorsunuz. 152'ye kadar cezai işlem uygulanmıyor şu an. Arkadaşlar debriyajla birlikte yüksek hızlarda aynı anda frene basmamanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü aracın bütün dengesini o anda bozacaksınız. Hele hele virajdaysanız zaten dibine kadar fren, yani en panik anınızda bile dibine kadar frene basmamanız gerekiyor. Aksi takdirde aracınızda ABS yoksa zaten kızaklayacak araç, kilitleyecek tekerlekleri. ABS bile varsa ABS'nin devreye girmesi demek araba çok iyi frenleme yapıyor o anda demek değil. Eğer ABS devreye girdiyse, pedaldan sesler, araçtan sesler, pedalda titreşim duymaya başladıysanız aracınızın fren mesafesi bilin ki normalden biraz daha uzun olacak. Normalden kastım doğru yapılmış frenden. Şimdi peki normalde otobanda nasıl fren yapmamız gerekiyor? Burada da ikiye ayrılıyor. Arabayı tamamen durduracak mıyız yoksa ani bir yavaşlama mı gerekiyor? Arabayı tamamen durduracaksak, durdurmamız gerekiyorsa yapacağımız şey bir vites küçültmek. Bu tabii ki hızınıza bağlı. 5'ten 3'e de çekebilirsiniz. Fakat biraz tecrübe edilmesi gerekiyor. Ben yaklaşık 2-3 sene kadar motosiklet kullandım. Motosikletçiler aslında bu konuda otomobil kullananlardan daha dikkatliler. Çünkü panik freni, ben mesela birçok frenlemede hiçbir panik ortamı olmasa bile ani frenle ilgili o refleksleri geliştirmek. Çünkü ön freni normalden biraz fazla bastınız mı yerdesiniz zaten motosiklette. Dolayısıyla o reflekslerimin gelişmesi, kas hafızasının oluşması için mümkün olan her yerde bunu çalıştım. Otomobilde de bunu zaman zaman denemenizi tavsiye ediyorum. Yani fren pedalını dibine kadar basıp böyle debriyaja da basıp arabayı boşta bırakıp sadece frenlerle yavaşlatmak yerine motorun da o kompresyon sağlamasına müsaade etmekte fayda var. Bunu nasıl yaparız peki? Bu tamamıyla hızınıza bağlı ve gittiğiniz yola bağlı. Eğer düz bir yolda gidiyorsanız, şimdi burada benim fren yapmam gerekiyor. Hemen ikiye çekiyorum ve debriyajdan ayağımı çekerek frene basıyorum. Motorun da bir kompresyonla aracı iyice yılmasını sağlıyorum. Bu yapılabilecek en iyi fren metodudur. Fakat buna alışmanız lazım. O an aracın hızını idrak ediyor olmanız lazım. Yani 5'ten 2'ye takmak mesela yani pek mantıklı değil işte. 5'ten 3'e çekebilirsiniz. Sonra 3'ten 2'ye çekebilirsiniz. Tabii ki bu fren mesafesine, önünüzdeki şey ya bunları hiç yapmaya vaktinizin kalmadığı yerde zaten yapacak bir şey yok. Ama bu da önemli bir ayrıntı.
sizlerle paylaşmak istedim. Panik freni yaparken şehir içerisinde düşük hızlarda evet debriyajla birlikte basıyoruz. Fakat yüksek hızlarda önce fren, mümkünse vites küçültüyoruz. Eğer mümkün değilse kontrollü bir şekilde yavaşladıktan sonra araç 5. viteste 140'da gidiyorsunuz. Basın frene, vites küçültemeyecekseniz eğer, öyle bir refleks sağlayamıyorsanız, o kadar tecrübeniz yoksa basın frene, araç 140'tan 70'lere düştüğünde, 60'lara düştüğünde debriyaja basın. Yani 5. viteste de 1000 devirin altına düşüp aracı, yani motor aracı hareket ettirmeye çalışmasın rölantide. Tekrar söylüyorum, düşük hızlarda şehir içerisinde debriyaj fren birlikte, arabayı stop etmesin diye, yüksek hızlarda önce fren, mümkünse vites küçültüyoruz, değilse sadece fren, en son durmaya yaklaşırken debriyaja basabilirsiniz. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum, kanala lütfen abone olun. Beğenir, yorum yaparsanız çok memnun olurum. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.